Merhaba, iyi akşamlar. Fen Fikir'de Selin Nasi ve Sezin Öne ile beraberiz. Gündemin hep başında son 3 haftadır, 3 hafta olmasa bile son 2 haftadır başında olan konuyla başlamak istiyoruz biz de. Kaşıkçı cinayetiyle. Cemal Kaşıkçı, Suudi gazetecinin ölümünün üzerinden tam 3 hafta geçti. Bunu artık biliyoruz. Bugün, 3 hafta önce bugün Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girmişti. Ve aradan geçen bu 3 hafta içerisinde aslında ilk 5 gününden sonra Türkiye'nin sızdırma bilgilerle, hani damla damla, gıdım gıdım sızdırma bilgileriyle uluslararası kamuoyu yaratmayı başardığı bir olay. Ve Suudi Arabistan'da külliyen inkardan kaza ile bilgimiz dışında olduğuya getireceği bir noktaya kadar geriletilmiş oldu. Pazar hafta sonunda önemliydi Suudi Arabistan'ın sorumluluk alması açısından ve sorumluları cezalandırması açısından, ama sorumlular konusunda tartışma var şu anda. Fakat bunun üzerine pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında el yükseltti diyelim ve salı günü, yani bugün yapacağı grup toplantısında o ana kadar Suudi Arabistan'ın atmış olduğu adımları ve yapmış olduğu açıklamaları kabul etmediğini, bunların yeterli olmadığını gösterecek şekilde bütün olanı biteni ifşa etmeyi vaat etti. Ya da böyle bir beklenti doğurdu kamuoyunda. Ve ilginçtir aslında, o olaydan sonra ki Fehim Taşçekin meslektaşımız bu konuyla ilgili hem Amerika Birleşik Devletleri'ne, Trump'a, hem de Suudi Arabistan'a, krala aslında süre verdi. 2 gün yorumu yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salı günü ifşaatta bulunacağına dair açıklaması üzerine gerçekten de ilginç gelişmeler oldu. Örneğin CIA Başkanı hop atladı, İstanbul'a geldi, bugün buradaydı. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan en azından yaratılan beklentiyi karşılamamış gibi görünüyor. Medyanın, özellikle uluslararası medyanın tutumuna bakılırsa yapmış olduğu açıklamayla, ama pek çok açıdan da değil mi, bildiği şu ana kadar resmi olmayan şekilde kamuoyuna, medyaya sızdırılan bilgilerin doğruluğunu bir kere anlamış olduk. En üst düzeyden bir kere doğrulanmış oldu. Ben burada bırakayım size yani geldiğimiz noktayı. Bir kere hani belki bu beklentiler açısından bir bakabilirsiniz ve bundan sonra ne olacak diye. Çünkü çok net ki Suudi Arabistan, yani Riyad, Ankara ve Washington hattında bu konuyla ilgili bir pazarlık var, yani bir durum var. Biraz onu analiz etmenizi isteyeceğim. Ben hem de belki bu olayın bölgesel anlamda etkileri üzerine konuşmanızı rica ederim. Şimdi aslında bu beklentinin yaratılması bir anlamda medya başarısını getirdi. Şöyle ki CNN International'dan tutun BBC'ye kadar birdenbire grup yayınını benim de bugün ekranları açtığımda birden şok oldum. Çünkü İngilizce orada AK Parti'nin grup toplantısı canlı olarak veriliyordu. Pek de alışık olmadıkları için tabii bu yani nasıl bir süreç olacağını, grup toplantılarını pek bilmedikleri için uluslararası gazeteciler asıl verdikleri kısım Erdoğan'ın sahne alırken ki büyük işte AK Partililerin coşkusu oldu. Orada alkışlar arasında işte ve tezahüratlar arasında giriş. Tabii onların bildikleri bir şey değil. Biz çok yakından tanıyoruz grup toplantılarını, ama böylece bütün dünyaya asıl yansıyan kısım o oldu. Çünkü çok kısa bir sürede anlaşıldı ki aslında Erdoğan uzun uzun başka konulardan bahsediyor. Ve o girizgah bayağı bir zaman alıyor. Ondan dolayı sonra kestiler canlı yayını. Tekrar Kaşıkçı ile ilgili bahsettiği zaman döndü. Ama bu bir anlamda bir PR başarısıdır, bunu söylemek lazım. Kaşıkçı ile ilgili pek beklenen şeyleri tabii söylemedi. Bir ortada belli ki Gina Haspel'in de CIA direktörü Türkiye'ye gelmesinin neden olan bir kayıt meselesi var. Bir dinleme kaydı. Suudi Arabistan Konsolosluğu'nun İstanbul'daki binasının dinlenmesinden alınan bir kayıt olduğu iddia ediliyor. Fakat bu işte hep sızıntı haberlerde vesaire karşımıza çıktı. Erdoğan bunu doğrulamadı. Ama Gina Haspel'in de buradaki Ankara'da peşinde olduğu şey aslında belli ki bu kaset meselesi. Kaset değil, kayıt tabii. Aslında bu, kaset de olabilir. Şunu da söylemek lazım. Evet. Çünkü eğer kaset olursa, yani işin içinde bir de görüntü çıkarsa, Türkiye açısından bu kayıtların nasıl elde edildiği sorusu yeniden problemi olabilir. Ama bugüne kadarki süreçte
hani bu gıdım gıdım medyaya vermek, resmi olmadan kanallar, resmi olmayan kanallarla medyaya bilgi sızdırmak işinle aslında şunu başarmış oldular. Bunu Ümit Kıvanç bugün yazmış da onun kayıtları nasıl elde edildiği meselesi şu anda çok geri planda bir sorun halinde. Yani o yüzden görüntü varsa o iyice de çünkü işleri karıştıracak. Hadi ötekisine belki bir açıklama bulunur ses kaydı ama o hani Apple Montaj. Watch falan. Peki. Ama işte bu da senin dediğin gibi başlangıçta bir uluslararası kamuoyu oluşturmak açısından da ciddi bir işler görmüş oldu. Bu amaca hizmet etti ve Sezgin'in de yorumuna katılıyorum. Aslında bir basının ne kadar önemli olduğunu da göstermiş oldu aslında Kaşıkçı cinayeti. Çünkü eğer bu cinayetin arkasında Washington Post gibi bir kurum olmasaydı ve işin peşini de bırakmayacaklarını gösterdiler, bu kararlılığı da gösteriyorlar. Herhalde belki üstü daha çabuk kapanabilirdi. Yani bunu umdu büyük ihtimalle evet, Suudi Arabistan. Yani Amerikan kamuoyunda da yani bizim değerlerimize aykırı bir durumdur. Bizim gazetemize, bizim ülkemizin rezidansı olan bizim ülkemizde yaşayan bir kişiye, bir vatandaşa, Amerikan vatandaşı olmasa dahi böyle bir başına böyle bir olay gelmiştir ve sahiplenilmesi lazım diyerek ortaya çıktılar. Türkiye'de şu ana kadar kartlarını en azından real politik açısından değerlendirdiğimizde güzel oynuyor ve kafa kafaya da vuruşturuyor. Yani Suudi Arabistan'ın bu işten elini kolunu sallayarak çıkmasını engelleyecek şekilde doğru yerde ellerindeki kanıtları ileri sürüyor. Ama tabii ki belli bir pazarlık süreci olduğunu da hissedebiliyoruz. Yoksa en baştan belki bunlar açıklanabilirdi. Tabii bu pazarlık süreci gibi de bakmazsak, hani iyi tarafından bakmaya çalışırsak da bir yerde Suudi Arabistan'ı sorumluluğunu, bu olayın sorumluluğunu almaya da zorluyor yavaş yavaş. Ancak Türkiye'den ziyade tabii ki son bağlamda Suudi Arabistan'da hakikaten bu olayın nereden kaynaklandığını, kimin tarafından emirlerin verildiğini az çok hepimiz biliyoruz. Ama hani birkaç kişi evet trenin altına gönderilecek, feda edilecek. Şu ana kadar iki isim ve iki danışman ve üçte başka çalışanların ismi geçmişti. Ama nihayetinde asıl belirleyici aktör tabii ki Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda nasıl bir tavır alacağı, hakikaten işte Almanya'nın yaptığı gibi silah satışını kesip kesmeyeceği, ki ben hala ilk bir evvelki programda da söylediğim noktadayım. Yani çıkarlar maalesef ki ağır basacak, siyasi çıkarlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikası bağlamında İran'ı dengelemek açısından Suudi Arabistan'ın desteğine ihtiyacı var. İşte gelecek ay artık yaklaşıyoruz, İran'a yeni bir yaptırım paketi uygulanacak. Bu bağlamda Suudi Arabistan'ın petrol arzını devam ettirmesi, hatta artırmasını da talep ettiğini biliyoruz. Ancak tabii bu olayın herhalde şeyi de nasıl söyleyeyim, belki Kaşıkçı'nın ölümünün her şerde bir hayır vardır diyebileceğimiz kısmı Muhammed Bin Salman'ın veliahtlığının tehlikeye girmesi ve aslında Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonunun da bir yerde sorgulanmaya başlanması. Yani o işte Batı'nın hep bir demokratikleşme beklentisi vardı. Orta Doğu'daki özellikle otoriter rejimlerden Arap Baharı ile bu beklentiler zirve yapmıştı. Ama şimdi bir kez daha görülüyor ki hani demokratikleşme böyle birdenbire oluşamıyor. Makyaj olarak yapılan, adına atılan adımlar da hakiki bir demokratikleşme değil. Bu makyajın bu cinayetle ciddi bir şekilde aktığını gördük biz. Evet, bu da bir başka yönü. Yani tabii şurada bir şey, yani önemli bir iki nokta var. Belki onu biraz daha açıklığa kavuşturalım. Evet. Konuştuk. Yani bir tanesi, şimdi bunu belki seyircilerimiz zaten birçok kanaldan takip ediyorlar ama şunu ayırmak da önemli. Türkiye, yani burada bir pazarlıktan bahsediyoruz. Hı-hı. Onun arka planını tabii ki bilemem, yani boyutlarını tahmin edebilirim. Evet. Uluslararası yani konjonktür bakımından Türkiye'nin bulunduğu pozisyon, Suudi Arabistan'ın ve Amerika'nın pozisyonları arasında. Ama şu net, Türkiye... Satranç terminolojisini kullanıp hata etmiş olabilirim ama vezir fedası istiyor yani Suudi Arabistan. Yoksa Suudi Arabistan'a yönelik onu tamamen tepeden karşısına almak istediğini düşünmüyorum. Yok, Amerika Birleşik Devletleri gibi. Tabii, öyle yapıyor. Mesele, zaten. Yani veliaht prensin, çünkü sonuçta aslında gündelik yani işleyişte şu anda yöneten ülkeyi kişi o. Onun devreden çıkmasını istiyor. Yoksa Suudi Arabistan'ın krallığı iyiymiş, oradaki insan hakları. Kimsenin umurunda ne Amerika'nın ne Türkiye'nin ne de başka birilerinin ya da neyse bölge politikalarını
En azından bu şekilde değil, veya benimle pazarlık ederek ya da beni de içine katarak, yani beni bir aktör olarak kabul ederek, bu Türkiye'nin zaten çok uzun süredir yaptığı bir şey, beni aktör olarak kabul edeceksiniz kardeşim burada adım atarken diyor. Bu anlamda bu olayı çok iyi kullandı. Bir onu hani söylemek istedim. Bir de bir şey daha söyleyeceğim ama bu gene size bırakacağım. Beni etkilediği için söylüyorum. Yani tabii kriminal bir olaydan konuşuyoruz aslında. Evet, çok acıklı bir şekilde. Ve arkadan bir yandan da işte pazarlıklar diyoruz falan. Beni acıtıyor. Çünkü bu olayın kendisi de hani nasıl diyeyim, işte sen özellikle şey çalıştığı için, bu tür liderleri çalıştı, liderlik derken hani yönetimleri çalıştığı için, hani böyle muhteris, habis tipler zorbalıkla ellerinde para var diye ne isterlerse yapabilecekleri yahut uluslararası işleyişi, kuralları, düzeni yahut kendi yasalarını bile kendi istedikleri gibi değiştirebileceklerini falan düşünen insanların çoğunlukla iktidarda olduğu bir dönemdeyiz ya da seslerinin borularını çok örttüğü. Umarım yani bir bu işin kriminal bir tarafı var ve senin söylediğin gibi Washington Post bunun peşini bırakmaz ne olursa olsun. Yani Watergate skandalını ortaya çıkarmış bir gazeteden bahsediyoruz. Evet. Başkan indirmiş bir gazeteden bahsediyoruz. Yani bu devletler ne yaparsa yapsın. Hı-hı. Bir de tabii bu tür yani şey gidişata dur demek için de bir kamuoyu oluşur dediğim ben yani. Oluşur bir kurum ama olsun. Şimdi dur sözünü almayayım. Yok ona baktım çok sen de söyleyebilirsin aslında. Yok hayır ben kısa bir sana geçiş yapayım. Aslında buradaki hikaye bütün bu işte o zorba liderler veyahut da dediğini yaptıran liderler, bütün bu işte borusu öten maço liderler diyelim, onların dünyasında birdenbire karşımıza hakikaten çok grotesk, yani ortaçağ Engizisyon Mahkemesi türü bir cinayet ortaya çıktığı için ve sen geçen seferlerde çok güzel bir şey yapmıştın aslında Işın, pervasızca insan hakları tam aradığımız kelime aslında bu. İnsan hakları konusunda müthiş bir pervasızlık noktasına artık gelinmiş vaziyette. O kadar umursanmıyor, o kadar. Hatta yani ülkelerin kendi içinde bile mesela Trump'ın her zaman işte söyleminde Amerika'nın içinde olanlar önemli. İşte America First, işte önce Amerika söylemi. Ama Amerika'nın kendi içinde de aslında katmanlar oluştuğunu ve beyaz Amerikalıların ön planda olduğunu, beyaz erkek Amerikalıların hatta diyerek de bunu uzatabiliriz. Daha eşit olduk. Evet, daha eşit, first among equals, birinciler arasında daha eşit vaziyette bir takım böyle bir aslında kast sistemi adeta oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla hakikaten burada artık bütün çıplaklığıyla işte gerçek ortaya konacak dendi. Aslında gerçek bütün çıplaklığı da zaten ortada. İnsan hakları alanında ne kadar irtifa kaybettiğimiz, ne kadar her şeyin artık sinsi, evet ve ağır bir aslında şey, insan hakları ihlallerinde vesaire nasıl riyakarlıkların yaşandığı, real politik bile artık demek şey oluyor, gerçek üstü aslında bir politika dünyasından bahsediyoruz. Sadece güçlünün borusunun örtüğü. Dolayısıyla bütün bunlar işte herhalde yüzümüze hep beraber dünya olarak çarpıyor ve bundan da yeni bir şeyler çıkabilir. Çok ayrı bir konu. Onu ben bir hani notunu düşeyim. Geçen pazar malum Bavyera eyalet seçimlerinde, Lüksemburg'daki genel seçimlerde ve Belçika'daki yerel seçimlerde Yeşil Partilerin çıkışları oldu. Bunları çok fazla konuşmuyoruz. Aşırı sağ dikkatimizi çok çekiyor. Bu tür zorba liderler, popülist liderler çok fazla dikkatimizi çekiyor. İşte Trump da özellikle bir vücut bulan. Ama öbür şeyler aslında başka sessiz bir çoğunluk da var bir yerlerde. Belki onlar da kendi güçlerini yavaş yavaş bu dehşet karşısında bulmaya başlayacaklar. Ne güzel konuştuk. Ben riyakarlıktan almak istiyorum sözü. Gözlemlediğim çok büyük riyakarlıktan bir tanesi de her ne kadar biz tabii bir kısım insanlar en azından yine de sevinçle karşıladılar Almanya'nın silah satışını durdurma kararını. Tabii ki bir gazetecinin öldürülmesi hafife alınmaması gereken bir olay. Fakat yani Yemen'deki savaş kaç senedir devam ediyor ve yaklaşık 8 milyona yakın insan açlıkla mücadele ediyor. Ve şöyle bir rakamları kontrol ettim, biliyorsunuz Yemen aynı zamanda ciddi bir kolera salgınıyla da baş etmeye çalışıyor orada. İnsanlar haftalık kolera vakası 10 bin. Yani böyle bir durum söz konusuyken ve biz 2018 yılındayız, hiçbir şey yapılmıyor ve silah satışı full devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten yani Trump yönetimi bu olaydan sonra da açık ve net dedi. Benim vatandaşlarıma iş aş sağlayan bu kadar işte anlaşma gelirlerinden benim vazgeçmem söz konusu değil diyerek silah satışı anlaşmasını iptal etmeyeceğini söyledi. Şimdi Almanya 3. sırada, şöyle AB ülkeleri arasındaki sıralamaya baktığımızda daha birincisi
birisi İngiltere, ikincisi Fransa, bunlardan tık yok. Yani ah kınıyoruz diyorlar ama nereye kadar kınıyorlar? Hakkınız neredeydi buraya kadar? Bu savaşta bu kadar insanlar çile çekerken kimse kılını kıpırdatmıyordu. Şimdi bir gazeteci öldürüldü diye yani böyle bir tepki veriliyor. Bu da bana çok riyakar geliyor. Yani bir gazeteci öldürülünceye kadar orada tutuklananlar, hapse girenler, krala yakın olanların bir ekonomik transfer için otellerde işkence görmesi, yani bir sürü başka olay varken hiç kimse sesini çıkarmıyordu. Yani bununla ortaya çıkmış oldu. Tabii gene sevinelim. En azından Almanya bir adım attı. Diğerlerinden öyle bir adım da gelmedi. Ama bu riyakarlığı da ortaya koymak gerekir diye düşünüyorum ben. Bir not düşeyim yalnız. Bu arada Almanya'nınki de aslında birazcık bir PR. Çünkü Almanya zaten aslında koalisyon çerçevesinde Suudi Arabistan'la yeni anlaşmalar yapmamaya karar vermişti seçimlerden sonra. Dolayısıyla aslında bunu tekrar gündeme getirmiş ve kamuoyunu sunmuş oluyorlar. Bu aslında evet yeni anlaşma yapılmayacak deniyor. Fakat eski anlaşmalar yürürlükte, zaten onların yani siparişleri teslim ediliyor gibi bir durum var. Evet, güzel oldu. Peki ama buradan da şuna geçelim. Bir yandan da işte bu silah üzerinden Trump'ın çok açıkça söylediği, yani kardeşim hani silah satıyoruz Suudi Arabistan. Tabii başkasının gerekçeleri de var Amerika'nın da, hani işte işimizi yapıyoruz, ne karışıyorsunuz, yapmaya devam edelim dediği bu silah meselesi önemli. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri, şuraya bağlayacağım, işte nükleer Rusya ile husumeti çerçevesinde ve belki başka planları çerçevesinde Rusya ile işte Soğuk Savaş döneminde denge sağlamak üzere nükleer silahların Avrupa'da yayılmasını engellemek üzere varmış oldukları anlaşmadan çekileceğini de söyledi. Bir de buna biraz ne demek bu Selin? Evet. Hani ne anlama geliyor ve bu anlaşma neydi? Yani biz niye buna dikkat kesilmeliyiz aslında? Çünkü biraz kaynadı bu gündem içerisinde. Trump yönetimi geçtiğimiz hafta orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasından çıkacağı yönünde kararını açıkladı. Bu hafta da Ulusal Güvenlik Danışmanı Moskova'ya giderek görüşmeler yaptı. Ve şu anda o pazarlıklarda bir yerde devam ediyor. Nedir bu orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması? 1987 yılında ABD Başkanı Ronald Reagan ile Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mikhail Gorbaçov arasında imzalanmış. 500 ila 5500 kilometre arasında karadan havaya orta menzilli nükleer füzeleri yasaklayan bir anlaşma bu. Önemli bir anlaşma çünkü Soğuk Savaş'taki bu iki kutuplu, iki devlet arasında, iki süper güç arasındaki silahlanma yarışının azalmasını sağlayan ve Soğuk Savaş'ı da bitiren aslında anlaşmalardan bir tanesi. Birkaç bacağı vardı tabii ki bu sürecin ama önemli bir anlaşmadır. Şimdi bundan çekilmesi tabii ki ne anlama gelecek? Öncelikle Trump yönetiminin gerekçesi şu, aslında Obama döneminde de bu anlaşmaya Rusya'nın uymadığı yönünde bir takım eleştiriler gelmişti. Fakat harekete geçilmedi. O dönemde Avrupalı müttefikleri de çok fazla endişelendirmemek adına. Çünkü bu kıtada yeni bir silahlanma yarışı tetikleyebileceği yönünde bir endişe vardı. Trump başa geldikten sonra zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer gücünün biraz daha arttırılması gerektiği yönünde politikalar izleyeceğinin işaretlerini vermişti. Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'nde de bu yönde zaten bir vurgu vardı. Şimdi Rusya'nın bu anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle bir füze geliştirdiği 9M720 füzesi geliştiriyor. NATO buna SSC-8 diyormuş. Bu füzenin geliştirilmesi sebebiyle biz bu anlaşmadan çekiliyoruz. Artık bir geçerliliği kalmadı bizim için diyor. Diyor ama bu ne anlama gelecek tabii ki? Ve gerçekten bu anlaşmadan çekilmenin asıl hedefi Rusya mı? Bir taraftan bakınca sanki Rusya değilmiş gibi geliyor. Çünkü bu Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer füze bulundurmasını yasaklıyor. Fakat Çin bu anlaşmaya zamanında da taraf olmadığından dolayı geçen süre zarfında
nükleer başlıklar geliştirmeye devam etti ve Amerika Birleşik Devletleri özellikle Trump yönetimi de dahil olmak üzere Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki askeri varlığını arttırmasından son derece rahatsız. Çeşitli mercan kayalıklarını bile silahlandırarak, adaya dönüştürerek yapay adacıklar üzerinde yeni üsler inşa etmekte. Bir nevi o ADA2 bubble dediğimiz yani girilemez bir güvenli bölge yaratmış durumda. Savunma açısından Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarına risk oluşturduğu şeklinde bir algı var. Trump yönetimi de buna karşı koyabilmek açısından bu anlaşmadan geri çekiliyor. Ve özellikle son birkaç aydır yazdan bu yana gelişmeleri şöyle bir takip ettiğimizde herkes daha çok Putin'le Trump arasında bir soğuk savaş gerginliği beklerken aslında bu anlaşmadan çekilme eğer gerçekleşirse belki de biz Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında yeni bir soğuk savaşı tartışıyor olacağız ve bu gümbür gümbür de geliyor. Çünkü çok önemli. Çünkü hani mesela ekonomik savaş aslında başlattı Çin'e karşı. Yani bu baskıları şu anda ekonomik, siyasi ve şimdi de askeri ayağını da ciddi şekilde kuvvetlendiriyor. Bir taraftan Tayvan'a biliyorsunuz ikinci bir paket silah yardımı daha bir anlaşma daha imzalandı. Silah gidecek tekrardan. Bu Çin'i fena halde rahatsız ediyor. Çin'den ithal edilen ürünlere getirilen ek gümrük vergileri var. Trump yönetimi zaten gene ulusal güvenlik strateji belgesinde Çin'i bir rakip olarak kendisine belirlemişti. Rusya'nın yanında konumlandırmıştı ama öncelikle hedef artık Çin'in üstünlüğünü azaltmak ve Amerika Birleşik Devletleri'nin üstünlüğünü muhafaza edebilmek Çin'e karşı. Özellikle ekonomik anlamda çünkü 2030 itibariyle Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'ni geride bırakması bekleniyor. Ama askeri olarak hala Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en güçlü devleti. Şimdi bu rekabet giderek kızışıyor. Bir tarafta ekonomide evet biliyoruz Çin işte tek yol, tek kuşak projesiyle bütün bölgeyi Pasifik'ten Orta Doğu Avrupa'ya gelecek bir ticaret yolu, yeni İpek yolu kurmaya gayret ediyor. Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz iki hafta kadar önce başkanın da imzalamasıyla yeni bir anlaşma, daha doğrusu yeni bir finans ajansı kurdu. Bu tek yol, tek kuşak projesine rakip gelecek. Build Act ismiyle bunu kalkınmaya yönelik yatırımların daha iyi kullanımı diye bir açılımı var. $60 milyar bir bütçe ayırıyor. Tamamen Asya Pasifik'teki projeleri fonlamak için. Ve önemli olan detayı da şu, bu projelerde Çin'in tek kuşak tek yol projesine kıyasla bulundukları ülkelerin yerel işçileri istihdam edilecek. Şimdi bu yönden de bir avantaj sağlayacağı düşünülüyor ve Amerika'nın fonladığı projelerin daha fazla popülarite kazanabileceği yönünde bir beklenti zor var. Ya, yani Amerika'nın çok daha sonra popülarite kazanması. Yani bir tarafta Çin'in teknoloji hırsızlığından yakınma var biliyorsunuz. Çin'in yatırımlarını bu anlamda teknolojik yatırımlarını Amerika Birleşik Devletleri'nde sınırlayan bir takım kararlar alındı. Yani çok yönlü, çok katmanlı bir şekilde Çin'i çevreleme politikası güdülüyor ve bu giderek de kızışıyor. Peki bunu şu Çin ve yani bütün Selin anlattıklarını sizin sen biraz da bu Amerika'nın hani şeylerle bir birleştirebilir misin? Yani sonuçta bir takım anlaşmalardan sadece bundan çekilmedi. Yani bir yandan da uluslararası bu anlamda bir takım dengeler için zamanında imzalanmış bir takım anlaşmalar vardı. Yani bu Birleşmiş Milletler'in içinde bir kurumdan çıkmak da olabilir, para vermeyeceğim demek de olabilir. Epeyden beri tık 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 geliyor. Bu da bunun ayağı da olarak bakarsan, biraz daha büyük resme bakarsak yani Çin'le ikili ilişkisi ötürü. Ne görüyorsun? Ya şimdi tabii bu 1987'de imzalanan bir anlaşmadan bahsediyoruz bu nükleer anlaşmayla ve hakikaten de soğuk savaşı bitiren anlaşma olarak alınabilir. Dolayısıyla hemen bizim tepkimiz ve de Trump tarafından böyle bir çıkış yapılınca hakikaten Amerika'nın milliyetçi aslında tabanına oynayan ki orada çok da az zaman kaldı Kasım'daki midtermlere, o ara seçimlere. Dolayısıyla orada bir avantaj elde etmek için ki şu anda popülarite oranı %44'lere tekrar tırmandı, %34'lerden yukarı doğru tırmanan bir popülarite oranından bahsediyoruz. Yani hakikaten bu işte şey konusu olsun şu an.
Belki Rahip Brunson konusunun üzerine artık konuşulmuyor Amerika'da vesaire evet, bu kadar. Evet, Kaşıkçı olayı nedeniyle onun evet, şey evet. olamadı yani. Ama yani orada tadını bir popülaritesini topladı. Orada işte yani hakikaten o medya şovunu yaptı vesaire. Dolayısıyla o artı puanlarını Trump aslında Kavanaugh konusunda da zafer elde etmesiyle kendince hep aldı aldı. Ve şu an dediğim gibi biraz toparlamış vaziyette. Çok düşüktü çünkü destek oranı. Şimdi tablo böyle olunca bir yandan o var ama aslında NATO'nun nükleer planlama grubu var. Ve orada bu Ekim ayında konuşulmuştu. Bir yandan da yani orada bir süredir başka Trump dışında da NATO nın aslında işin içinde İngiltere'de var vesaire de çeşitli tarafları zaten bu anlaşmanın yürümemekte olduğu ile ilgili bir takım sıkıntılarını dile getiriyorlardı. Daha da geriye gidersek 2014'te Obama yönetimi bu anlaşmanın aslında ihlal edildiğini Rusya tarafından söylemişti. Fakat Obama yönetiminin birçok konuda yaptığı gibi çözülmemiş sorunlar olarak burada bir anlamda mızıldandı bu konuda. Mırıldandı, hoşnutsuzunu belirtti ama çözecek bir şey de yapmadı. Bıraktı ortada. Bunu başka konulara da işte mesela Amerika Anayasa Mahkemesi'nin yargıcının atanmamasına ama bir türlü vesaire. Ama yapabileceği çok bir şey yok. Yoktu, onu işte yani çeşitli görüşler oluyor diye denebilir. Neyse haklısın doğru da. Yani böyle bir çözülmemiş sorunlar yumağı var. Obama'nın tavır almak istemediği işte o çeşitli kutuplaşmayı yatıştırmak için kendince vesaire vesaire. Dolayısıyla o aslında Trump yönetiminin burada zor bir şey ama bu anlaşma konusunda haklı olduğu yönler de var diyor bu anlaşmayı savunanlar bile. Maalesef böyle bir nokta var. Dolayısıyla yani hakikaten Rusya'nın ihlal etmesiyle ilgili ciddi bilgiler olduğu söyleniyor. Ama seninle de katılıyorum bu işin asıl muhatabı Çin. Çin'e yönelik bir aslında burada mevzilenme ve hareketlenme söz konusu. Hatta John Bolton'un da bugün Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı Moskova temaslarında Rusya bizi anlıyor gibi bir takım açıklamalar yaptı. Orada da biraz belki Rusya'yı da yanımıza alabiliriz diye belki Trump yönetiminin bir düşüncesi olabilir Çin'e belki, karşı. Evet, belki Çin'i de içine alabilecek şekilde yeniden bir müzakere edilecek daha farklı bir nükleer füze anlaşması bunu kısıtlayacak bir anlaşma yapılabilir. Çünkü bu daha önceden yani tam da Trump yönetiminin taktiksel çizgisi demek mümkün. Yani Amerika'nın güçlü bir konumdan barış koşullarını dikte etmeye çalışması evet Trump yönetimine mal edebileceğimiz bir strateji. Ve bu anlamda aslında Reagan dönemiyle de paralellikler var. Çünkü Reagan'ın da kendi kampanyasında peace through strength dediği işte güç yoluyla barış diye mi nasıl çeviririz tam bilemedim ama çevirmen sensin bu arada yardım et. Ama aynı şey Trump yönetiminin işte 2017'de yayınladığı sopayla barış diyelim. Stratejik ya belgesinde de vardı. Yani tam olarak bu şekilde söylüyorlar. Tabii şunu da sorgulayabiliriz. Anlaşmadan çekiliyor açıklaması yani çekilmek yerine başka bir alternatif öne sürülebilir miydi? Yani illa gerekli mi çekilmek, çekilmek yerine revize edelim denilebilir. Yani bizi tedirgin eden şey Trump yönetiminin beğenmediği her anlaşmayı iptal ediyorum. Tamam, soruma geliyorsunuz. İkinizin yani ben tabii sizinden önemli bir şey sorumu kaç cevap vermediniz. Ben de işte şu senin getirdiğin noktadan biraz almak istiyorum. Şimdi bir şeyleri de biraz daha hani detayında değil ama yukarıdan bakarak anlamak istiyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri mesela şunu söyleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri ulusal savunma stratejisi neydi? İşte zaten Çin'i, ben zaten Çin benim bundan sonraki düşmanım. Yani şimdilik soğuk soğuk gidiyor. Rusya onunla da hesaplaşmam lazım. Çünkü Rusya kendi sınırlarının dışında işler yapmaya başladı. Ona ayırdığım bölgenin dışına çıkıyor. Evet. Yani süper güç konumunun bir anlamda. Bizim çıkarlarımızı tehdit ediyor. Ve İran, değil mi? Bir de İran meselesi var. Bunları falan söyledi. Hani ve bunların adımlarını tık 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 da Trump atıyor. O anlamda adam haklı yani. Geldiğinden beri iş yapıyor. Fakat bir yandan da mevcut, hani bu çok konuşuluyor, düzen, uluslararası düzen bir sarsılıyor diye üzülüyoruz, bir uluslararası kurumlar zaten işlemiyordu. Hepimiz biliyoruz Birleşmiş Milletler'in işlemediğini kim bilmiyor, biliyor. Ama buralardan çekilip, senin söylediğin gibi ticarette yaptığı gibi, ben şundan çıktım, gel bakalım Kanada, bir daha negoşiyet edelim, pazarlık yapalım diyebilir. Bunlar ayrı ama onun dışında bir şey oluyor sanki. Yani bir... demin konuştuğumuz şeyle de bence uyumlu. Revizyonist bir başkan çizgisinde. Yani, yok yani kişiselleştirmiyorum. Ben şöyle bir şey demeye çalışıyorum. Putin de öyle. Yani şimdi bir takım şeyleri bu böyle olacak. Gücünün yettiği yere kadar, paranın yettiği yere kadar, etki edebildiğin kadar. Çok böyle tırnak için demokratik değil. Yani demokratik olmayan bildiğimiz o
İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'da belki en güzel şeklini bulabilen ama yeterli olmayan, danışarak, müzakere ederek, efendim tartışarak ve belki istemediğim bir yerde, yani asgari müşterekte buluşarak falan gibi şeyler falan yok gibi yani şu anda. Benle misin değil misin kardeşim, yapıyorum, yaptım, yapabildim mi yapamadım. Ha, yapamadığı oluyor işte Kaşıkçı cinayetinde olduğu gibi. Biraz bunu böyle bakarak ne gördüğünüzü merak etmiştim. Yani nasıl bir dünyadayız, korkular üzerine oynuyorlar. Biz bir sürü bu detaylarla günlerimizi geçirebiliriz ama bir yandan da pat 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 başka şeyler oluyor. Yani sanki böyle... bilmiyorum, benim sezgilerim bu çok ciddi bir dönüşüm sürecindeyiz. Tabii. Trump onun aktörü. Tabii. Ama plan yapıcısı değil ya da onun sadece ne denir aradaki semptomu, yani uygulayıcı. Semptomu ama nedeni değil gibi. Buna belki gibi bir çare bulursunuz. Bu derdimi anlatayım. Yani boşlukları bir anlamda doldurmuş oluyor. İşte hani Obama'dan bahsettik. Obama ki Nobel ödüllü bir de Amerikan başkanı ve işte o tam sistemi, düzeni ve uluslararası bir anlamda dayanışmayı temsil ediyordu. İşte kutuplaşmaya karşı bipartisanship, farklı işte tarafları bir araya getiren, cumhuriyetçilerle demokratları hep bir araya getiren bir orta noktayı temsil ediyordu. Şimdi aslında merkezin her tarafta kaybolması söz konusu. Merkez çatırdıyor. İşte Avrupa seçimlerine de dönersek orada da işte merkez partilerin müthiş bir çöküşü var aslında. Sağ partiler giderek aşırı sağa prim verdikleri için, aşırı sağa saha kaybetmekten korktukları için hep politikalarını sağa kaydırıyorlar. Sol deseniz merkez sol öyle yapmaya çalışıyor genelde, hep değil ama. Dolayısıyla kendi bir anlamda özlerini, ideolojilerini kaybedip merkezden giderek kendileri de aşırı sağa, o çok sesi çıkan aslında siyasi hareketler ve liderlerin tarafına kaymış oluyorlar. Biz onların jargonlarıyla konuşuyoruz, onların belirlediği gündemler üzerinden gidiyoruz. Mesela Avrupa'nın gündemi, hep ben sen Amerika soruyorsun, Avrupa diye cevaplıyorum çok ama aslında genel bir bütün dünyayı etkileyen bir durum söz konusu. İşte hep göçmen meselesi, göçmen meselesi, mülteci meselesi, Amerika'da da bu konuşuluyor, işte Avrupa'da da bu konuşuluyor vesaire. Ama insanların gündeminde aslında mesela barınma meselesi var, ev meselesi var. Yani artık ev satın alamama, ev işte şey yapamama, kendini bir anlamda geleceğini kuramama halleri tartışmalı. Eğitim mesela çok önemli bir bütün ortak gündemlerimiz aslında dünya olarak. Ve bu düzenin, dünya düzeninin, ben geçenlerde işte şey vardı, hep BBC sanırım onu paylaşmıştı. Çatırdayan bir buzul kütlesi küresel ısınma dolayısıyla, onun sesi diye. Hakikaten o çatırdamayı çok güzel böyle yükseltilmiş sesiyle duyuyorsunuz. Bence dünya düzeni de öyle bir noktada. Şu an gerçekten çatırdama halindeyiz. İşte birçok etkenle aslında o düzen çöküyor. Ama yerine ne gelecek? Ben de katılıyorum senin dediğin gibi. Trump o düzenin kurucusu değil. Elbette ki muhakkak yeni bir dünya düzenini kurmak ister ama öyle bir ideoloji veya aslında bir şey yok kafasında. O çökertilmesinin, bu eski dünya düzeninin hızlandırıcısı, bir katalizörü diyebiliriz bence. Ben şöyle bakıyorum olaya. Öncelikle neredeyiz şu noktada? Tek kutuplu dünya düzeni sonrası bir dönemdeyiz ve daha henüz onun yerine ne geleceğini, nasıl bir çok kutuplu sistem olacak mı, neye benzeyecek bu düzen, bu düzenin üzerinde yükseleceği temel değerler veya ortak değerler olabilecek mi, bunlar hakkında henüz bir bilgimiz yok. Ve en tehlikeli dönemlerde bu geçiş dönemleridir. Çünkü geçiş dönemlerinde normlar esnetilmeye başladığı için bir takım opportunist aktörler her zaman kendi lehlerine bu düzenden çıkar sağlamaya çalışırlar ve çoğunlukla da bir kaos ortamı oluşabilir veya işte sorunlar yaşanır. Şimdi bir tarafta tartıştığımız şey de tam bu bağlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin Soğuk Savaş sonrasından itibaren düşüşe geçmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tekrardan eski gücüne sahip olmaya çalışması için attığı adımlar. Bu bağlamda aslında dünyanın değişmeye başladığını, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika eliyle kurulmuş olan kurumların yeterince iyi bir şekilde, verimli bir şekilde işlemediğini, bir takım Amerika'nın gücünü tehdit eden yeni aktörlerin dünya sahnesinde sivrilmeye başladığı gibi gerçekleri aslında Obama da, Başkan Obama da görmüştü ve bunları da
Atlantik dergisindeki meşhur mülakatında da paylaşmıştı. Fakat Obama Trump'tan farklı olarak internasyonalist bir yaklaşım içerisindeydi. Yani transatlantik ilişkilerinin güçlü olması, Avrupalı devletlerle iyi ilişkiler ve diğer müttefiklerle de Amerika'nın müttefikleriyle iyi ilişkiler içinde bulunulması gerektiği, uluslararası örgütlerle uyumlu bir şekilde hareket edilmesi gibi değerleri benimsiyordu. Şimdi Trump'a baktığımızda Trump yönetimi buna tezat bir çizgide. Tek taraflı Amerikan çıkarlarını diğer bütün aktörlerin üzerinde tutan bir yaklaşım sergiliyor ve güçlü olduğu noktadan hakikaten kendisine uygun görmediği, çıkarlarına uymadığını düşündüğü anlaşmaları terk etmeye kadar varabilecek, yeniden aslına bakarsanız müzakere etmek için zorluyor ve baskı uyguluyor. Bu tabii ki riskli çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin bugüne kadar oluşturmuş olduğu kurumları da aşındırıyor. Değerlerin de sorgulanmasına sebep oluyor. Şimdi sadece şu orta menzilli nükleer kuvvetlerin anlaşmasına bile baktığımızda velev ki hakikaten Amerika Birleşik Devletleri çekildi, Avrupa'ya tekrardan füzeler konuşlandırılmaya başladı. Bunun için bile Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupalı devletlerle iyi geçinmesi lazım ki hangi nereye koyacak, anlatabiliyor muyum? Orta menzil dediğiniz zaman bunun belli bir kilometresi var değil mi? Yani veya hadi uzun menzilde koyarım diyecekse. Bir tabii ki bunun bir silahlanma yarışını tetikleme riski var ki bunu ekonomik anlamda bakalım yürütebilecekler mi? Tabii belki şu hesap da yapıyor olabilir. Bunu da bu arada dipnot olarak koyalım. Biliyorsunuz Soğuk Savaş'ı bitiren şey aslında Sovyetler Birliği'nin iflasıydı. Ekonomik anlamda bunun altından kalkamayacağı için. Yani bu silahlanma yarışı Rusya'yı bir şekilde tüketecek bir hamle getirir. Ama Çin Rusya ile karşılaştırdığınızda daha dişli bir rakip. Yani ama işte bu hem ekonomik yönden de sıkıştırarak belki gene Soğuk Savaş'ta denenmiş olan taktik bu sefer Çin üzerinde de denenmeye çalışılıyor. Yani bugün tartıştığımız bütün sorunlar aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünü geri kazanma hamleleri. Yani böyle bakmak lazım diye düşünüyorum. Güzel oldu vallahi yani benim kafamda en azından zihnim açıldı. İkinizin de hem farklılıkları var bakışınızda hem de ortak yerler üzerine düşünmek lazım. Peki o zaman biraz memlekete dönelim. Memleketten de konuşalım. Çok dünyadan konuştuk. Ama korkmayın kolay yerlerden soracağım. Şimdi gene Selin'le başlayayım. Çünkü aramızda akademide olan o olduğu için yani en azından aktif olarak akademide olan yani diye. Evet. Neden bizim üniversitelerimiz ilk 500 üniversite içinde yer alamıyor Selin? Buradan gireyim sana. Yani bunlar tabii daha derli toplu bir şekilde bunu araştıranlar, bu konunun uzmanları var. Ama ben sadece kendi gözlemlerime dayanarak bir takım paylaşımlarda bulunabilirim. Öncelikli olarak tabii ki biz eğitim kalitemizi yükseltebilmek için öğretmenlerimize gerekli donanımı sağlayamıyoruz. Onları araştırmaya teşvik edecek, işlerini daha iyi yapmaları yönünde motive edecek şekilde bu işten ekmek yemelerini, aile geçindirmelerini vesaire karşılayacak bir maaş da veremiyoruz maalesef. Hakikaten bu çok acı. Çünkü yurt dışıyla kıyasladığınız zaman orada öğretmenlere, akademisyenlere yani öğretmenin seviyesi ilkokul öğretmeninden tutun, yüksek öğrenimde, yüksek öğretim görevlilerine kadar ciddi bir şekilde daha farklı bir yere konumlandırıyorlar. Daha farklı bir, nasıl diyeyim, yani daha onurlu bir meslek olarak bakıyorlar ve bunun da maddi manevi bir takım kaynak aktarımıyla açıkçası sübvanse ediyorlar. Fakat ben burada ülkemde maalesef bunun bir sorun olduğunu görüyorum. Atama vesaire bunlar konusunda başka sıkıntılarımız var tabii ki. İşin öğrenci tarafına gelirsek daha yani anaokulundan itibaren çok ancak belli sayıda belki özel öğretim yani özel okullar ve o cinsten açıkçası öğretim kurumlarında ancak öğrenciler daha ilgili, daha yakından bir eğitim elde etme, eğitim görme şansına sahipler. Fakat bu eğitimde ciddi bir eşitsizliğe yol açıyor. Yani özel ve devlet okullarında eğitim görenler açısından. Bütün bunları geçtim. Özel okullarda dahi büyük bir sıkıntı var. Çünkü aynı müfredatı okuyorlar nihayetinde. Bu müfredat çocuklara sorgulamayı aşılamıyor.
araştırmaya onları teşvik etmiyor maalesef. Yani bir laptop dağıtılmasıyla veya işte internet üzerine bağlı bir akıllı tahtayla da iş bitmiyor. Yani bunu hem bir öğretmenin desteklemesi lazım, hem pedagoji eğitimi alan eğitmenlerle bu çocukların gelişmesi lazım. Artı bizim eğitim sistemimiz, bunu Selçuk Şirin de birçok kereler dile getirmişti. Yani artık sen de bunu yayın öncesinde söylemiştin. Çocuklar daha kinetik bir şekilde bilgiyi artık özümsüyorlar. Yani deneyerek, dokunarak, deneyimleyerek öğrenme safhasında biz çocukları bir sınıfa toparlıyoruz. Orada onlara bir şeyleri empoze ediyoruz, bilgileri veriyoruz ve depoluyoruz. Sonra da onları çok hayatta kullanamayacakları kadar bilgiye boğup, ondan sonra da farklı sınavlardan şıkları işaretleyerek mezun ediyoruz. Ve o çocuklar o bilgileri hayatta nerede kullanacaklarını da tam olarak bilmiyorlar. Ciddi bir metot sorunu da ortaya çıkıyor. Ve aslında yaratıcılıklarını da bir yerde köreltiyoruz. Şimdi bütün bunları alt alta koyduğumda... Eğitim Bakanı gibi konuştum. Bak, bugün bir basın toplantısı yaptı. Sorunları gerçekten bu bazda görüp genel anlamda eğitim sisteminde yani, değişmesi gereken aynı hususlara değindiniz. Yani sonuçta zaten herhalde aklın yolu bir, dünyada da hani gidişat belli. Ama üniversitelerin tabii ki bir sorunu biraz var. Biraz daha başka sorunlarımız da var. Ben belki öğrenci, yani uzun süren bir öğrencilik hayatım olduğu için hakikaten Türkiye'nin hem devlet hem özel üniversitelerinde okuma fırsatı buldum. O yüzden ben bir de böyle çok değişik bir dönemdeydim. Tam özel üniversiteler yeni açılıyordu. 2000 mezunuyum Marmara Uluslararası İlişkilerden ve hocalarımızın bir kısmı son 2 sene özel üniversitelere gitmiş. Başlamıştı. Yani çok kıymetli isimler bunlar tabii ki. Fakat hani bu önce bir dalga, işte o özel üniversitelere kaybettik o hocaları. Fakat sonra özel üniversitelerin bir ticarethaneye dönüşme sorunu yaşandı. Tabii zaman içerisinde oldu bütün bunlar. İlk başta özel üniversiteler devlet üniversitelerine nazaran daha iyi eğitim veriyor gibi bir algı vardı. Belki bir dönem için bu geçerli de olabilir. Çünkü devlet üniversitesinde kalanlar idealist bir şekilde her ne kadar canla başla öğrencilerine vakit ayırmaya çalışsalar bile bir zaman sonra hakikaten ek iş de yapmak durumunda kalıyorlar. Yani bir akademisyenin hayatını iyi şartlarda geçirebilmesi için hakikaten sadece eğitmenlik, akademisyenlik yapması yeterli olmuyor. Peki ama işin ben de yani madem kendisi yani şu anda aslında başka akut sorunlar da var. Eğitim sistemi son dönemde epey bir çalkalandı. Onunla ilgili yani ben 80'den de başlatabilirim. Benim mesela çok iyi söyleyeyim. Bornova Anadolu Lisesi mezunuyum ben İzmir'de. Mesela liseden başlayayım yani. Daha üniversite neler olduğunu, şimdi geleceğiz akademisyenlerin haline falan, durumlarını, hapislerde olanları yahut akademide aktif olarak çalışamayanları falan da şey için söylemeye çalıştım. Ya o zamandan mesela sürüvermişlerdi bizim bütün hocalarımızı. Yani zaten bir de böyle bir siyasallaşma var yani. Çok epeyden beri YÖK, hani çok gerçekten köklü sorunlar tabii, var. Tabii. Hani şey için ama hani bugün bunu sormak bana biraz, bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan sorduğu için tabii biraz sosyal medyada da herkes kendine göre esprili bir dille şey yaptı. Yani çünkü tabii yani bu sorunun yani o kadar çok cevabı var. O kadar, nasıl diyeyim, senin söylediğin kime kadar geniş. Kime sorduğunuza göre de zaten bir de cevap da alırsınız, o da var. Herkes o ayrı başka bence ama başka de. Yani ben daha hadi şeye çekmeye, sıcağa çekmeye çalışıyorum sizin yardımı. Şunun için söylemeye çalışıyorum. Yani şimdi ODTÜ, Boğaziçi başka sıralamalarda ilk 500'e giren üniversiteler arasında. Şimdi bu son sıralama yani bu 20 diyen 500'de ayrı bir sıralamaymış. Yani neye göre yaptıklarıyla ilgili bir sorun var ama bir kere bizim çok sağlam üniversitelerimiz var aslında. Çok sağlam akademisyenlerimiz de var. Bunu genişletemedik, yaygınlaştıramadık. Bu bir sorun olabilir. Zaten bu kadar çok üniversiteye ihtiyacımız var mı? O da bir başka sorun. Hani insanları daha çok bana öyle gözüküyor ki nasıl olsa iş bulamayacaklar. Biraz daha oyalayalım. Aileler de yani biraz zaman kazanmak gibi geliyor. Neyse. Ama bilim, eğitim, yani üniversitenin ne olduğu ile ilgili bile bir ciddi sorunumuz var bizim. Tabii yani. Rektör atamaları sorunu var yani. Yani akademinin... Kıdemsiz kişilerin rektör olabilme yolunun açılması gibi. Onlar var. Yani ne kadar yani intihale izin veren... Tabii. Yani tabii, ne demek intihali, çalınan evet. Farkında değilse... Bu Shakespeare'in de böyle bir dizesi var bu arada arkadaşlar. Çalınanın farkında değilse adam hiçbir şey çalınmamıştır o zaman diyor. İntihal konusunda YÖK'ün yaptığı da bu oldu. Yani çok Shakespearean bir yaklaşım. Yarama tuz basma yani... Kaç senedir tez yazmaya çalışıyorum. Başkalarının bir fahri doktora alması kanıma dokunuyor. İki, hakikaten intihaller yeminle çok kanıma dokunuyor. Hiç yarama basma. Yani öyle bir emek veriliyor ki. Şimdi her
akademiye giriş yapıldı, senin paper'ın okundu dendiğinde işkilleniyorum acaba nereyi arakladılar diye insanın aklına geliyor hakikaten. Yani çok değerli akademisyenlerimiz var. İnşallah şu anda mesela hak ettikleri, hak ettikleri yere tekrardan gelirler, itibarları iade edilir. Hakikaten Türkiye'nin gelecek nesiller açısından bence en büyük sorunu onların yerine yetişecek, hani ağaç kesmek gibi, kestikten sonra yerine ağaç iki günde yetişmiyor. Ciddi bir zaman geçecek. Bu da eğitimde bir kalitesizleşmeye yol açacak ister istemez. Ya şimdi tabii bu sıralamalara girebilmek için bir insana yatırım yapmak lazım ve insanı özgür bırakmak lazım tabii düşünce açısından ki özgür düşünce zaten yeri üniversite. Bilim, ancak bilim, o şekilde bilim mümkün değil. Yani sorgulamak zorunda ki ve her şeyi sorgulamak zorunda ki, tabuları yıkmak zorunda ki bir şey üretebilsin. Tarih boyunca da böyle olmuş üniversitelerin gelişimine baktığımızda. Öte yandan tabii bu sıralamalarda bir de olabilmek için gerçekten sıkı yatırım yapmak lazım. Maddi yatırım meselesi bu. Ve genel olarak politikaya bağlarsak işi, uluslararası prestij meselesi. Herhangi bir yerden öyle çok kolay çıkamıyor. Yani şimdi üniversite geleneğine baktığımızda Körfez ülkeleri de müthiş yatırımlar yapıyorlar. En yüksek ücretleri verip hocaları getirtiyorlar vesaire vesaire. Ama yani ilk o şeye girebilmek, sıralamalara girebilmek biraz da hakikaten prestij, uluslararası prestij meselesi, insan hakları meseleleri vesaire de işin içine giriyor. İsrail yıllardır mesela uluslararası akademik boykotla karşılaşıyor vesaire vesaire. Bunu unutmamak lazım yani insan hakları sicili yüzünden ve politikaları yüzünden. Şimdi bu tablo bir yanda bu var. Bir yanda yani son yıllarda gelişen bir takım sebeplerle var olan üniversitelerin de irtifa kaybı gibi bir durum söz konusu. Ama onun ötesinde bir de tabii uzun süredir devam eden yapısal sorunlar var. O da bizim akademisyenlikle olan ilişkimiz. Eğitimle olan ilişkimiz ki onu çok daha işte üniversitelerden geriye de getirebiliriz tabii, götürebiliriz tabii ki. Ama mesela öğrencilerin de hiçbir zaman işte hoca olup bir takım şeyleri, sıfatları alıncaya kadar, makamları edininceye kadar hiçbir zaman akademide çok da fazla itibar görmemesi, köle gibi çalıştırılması, tabii, onların emeğinin karşılığının verilmemesi. Bunlar olunca işte insanlar da müthiş bir makam ve aslında sıfat düşkünü oluyorlar ve birbirlerini de akademi dünyası çok ezebiliyorlar ve işte illaki o üstelik de merkezi bir kurum tarafından verilecek olan, alınacak olan değil, kazanılacak olan değil, makamlara mecbur hissediyorlar kendilerini. Bu zaten yapısal bir sorundu. Yani bunu işte darbeler döneminden işte vesaire YÖK'ün gelişimine vesaire hep o merkezileştirilmesine akademi dünyasının fazla bir dikte edilmesine her şeyin götürebiliriz. Bir yandan onlar var zaten gelen. Yani uluslararası akademiye baktığınızda çünkü doktora öğrenciyseniz saygı gören birisinizdir. Hakikaten bir şey elde etmişsinizdir. Ve size giderek o kapılar açılır. Amerika'da bir doktora öğrencisi olduğunuz zaman hakikaten bir meslek sahibi gibisinizdir adeta. Fakat Türkiye'de ayak işleri yaptırılan, çay getirip götüren veya bedava sınavlara gözetmenlik yapan kişi konumuna düşüyorsunuz. Dolayısıyla bu işte sorunlarımız, var olan yapısal sorunlarımız da şimdi otosansür ortamında. Her şey işte acaba onu yapsam nasıl olur, desem nasıl olur? Bunlar düşünülürken tabii iyice katmerleniyor. Ve unutmayalım ki işte Barış İçin akademisyenlerin davaları şimdi devam ederken ve orada her sürekli bir enteresanlıklar yaşanırken, yargının da yani kendi başına bir aldığı birazcık kraldan fazla kralcı olmak için yaptığı uygulamalarla iyice tabii ki herkes akademide genel olarak hayatı, kalitesi bir kere irtifa kaybediyor. Nasıl sıralamaya girsin? Yani güzel söylediniz. O zaman bu konuyu da kapatacağım, toparlayacağım. Bir kere hani şuradan alıyoruz. Kaç paraysa verelim oluyor, olmuyor, onu anladık. Yok, bir çekim gücü oluşturabilir. Zaten yumuşak güce bağlamak gerçekten, ben de yani o noktada atladığım güzel bir noktayı değindi Sezin. Hakikaten Türkiye'nin bu konuda yumuşak gücünü elde edebilmesi için
bir çekim gücü merkezi haline gelebilmesi için birkaç yani böyle daha... Çok bir da mümkündü yani, bu. Yani olabilirdi. Yani. Çünkü yeri konumu itibariyle evet. kültürler arası işte köprü vesaire hani köprü şey kavramından hiç haz etmeseler dahi hakikaten Türkiye'nin ciddi bir kültürel aslında artısı avantajları da var. Bunları çok güzel yani, pazarlayabilecek yani, ama bir ülke, şöyle tarih, bir şey temel bir şey söylediniz. Vesaire. Türkiye bunları yapamazdı. Yapamaz. Yani benim bugüne kadar gördüğüm her şeye rağmen şu bu değil. Yani bir kere bizim şunu anlamamız gerek. Nicelikle nitelik ayrı şeyler. Nicelik, çokluk, büyüklük falan bunlar evet. hiçbir şey değil. Nitelik emekle işte ne denir şeyle elde edilen üst üste bina edilerek ne denir birikim oluşturarak yayarak falan bizde genel zihniyet şu en azından son dönemlerde o her şeyimiz çok olsun büyük olsun aman gösterişli olsun evet. parasını hissedebilir falan gibi yani bu emek liyakat diye konuşuluyor yani liyakat evet. falan diye bir şey ama bunların hepsi bir zamanlama o yüzden diye söyledim hani bir sileyim istedim onu. Yok. Bir yani de şeyi söyleyeceğim dedi. Genel yani bir sorun daha var. Yani çok üniversite var Türkiye'de ya. Mesela Kıbrıs'tan biliyorum. Kıbrıs'ta yani bir ekonomi kapısı bir yandan üniversite yani dünyadan evet. işte insanlar öğrenciler geliyorlar. Afrika ülkelerinden mesela Kıbrıs'a git çocuğum var. Bir de öyle bir zihniyet var. Onu da unutmayalım. Yani bir yandan da eğitim de artık bir yani belki üniversite kavramının da tartışılması, akademi kavramının da tartışılması gerekiyor. Çünkü hani sonuçta her şey ticarileşiyor bir noktasından sonra ve öyle bir dönemdeyiz ki nitelik çok önemli olmamaya başlıyor. Yani ama herhalde niteliği sorduğumuz için girdik gerçi ama bu konuya. Belli bir kariyer için bu eğitimi alıyorlarsa iş hayatına atıldıklarında seçecekleri meslek kolu ne olursa olsun o eğitimin yetersizliğinin acısını da çekeceklerdir. Yani bundan kaçılmaz eninde sonunda bu bir sorun oluşturacak diye düşünüyorum. Çünkü dünya çok daha rekabetçi bir hale yol alıyor. Ama işte o üniversite eğitimi olacak o da ayrı bir tartışma konusu diye hani belki bir başka programda bunu daha detaylı tartışabiliriz. Evet bence işin uzmanlarını da bırakmakta fayda var. Peki. Vaat ettiğimiz son başlığa gelelim. Nafaka meseleleri. Yani şimdi şöyle ben bir girizgahını hatırlatmasını yapayım. Notumu da almıştım bir saniye arkadaşlar. Aile ve yani bu tartışma nereden çıktı en son yeniden? Aslında ikide bir ısıtılıp geliyor. Bu epeyden beri gündemde olan bir şey. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı süresiz yoksulluk nafakası ile ilgili gelen şikayetler üzerine Avrupa Birliği ülkelerinin mevzuatlarını incelemiş. Bakanlık bu incelemeler sonrasında da bu ülkelerde süreyle ilgili en önemli kıstas evlilik süresinin uzunluğu olarak göze çarpıyor. Kısa süreli evliliklerde nafaka sınırlanıyor falan deyip yani aslında süresiz nafaka işini bir kaldıralım istemişler. Yani bir şikayetler bir kere bizi çok yönlendiriyor. Bunu geçenlerde Meclis Başkanı Vidali Yıldırım da dile getirdi. Yani böyle çok şikayetleri hassas bir yönetimimiz var. Binali Bey'e de bir yaşlı bey gelmiş. Binali Bey'den de yaşlı herhalde ki yaşlı amca diyor kendisine. Demiş ki hani ben evlenemiyorum, eşimi kaybettim, evlenmek istiyorum ama evlenemiyorum. Çünkü siz bu herhalde hanım nafaka alıyordu, bilemiyorum. Bir yoksulluk bu sözü edilen nafakayı, süresiz yoksulluk nafakası alıyormuş ki 300 lira şu anda. Onu da bir, yani genel ortalaması tabii hakimler daha büyük verebilir ama ortalaması 300 liradan bahsediyoruz. Neyse bu hanımlar bu paraları aldığı için beyefendilerle evlenmiyorlarmış ve şikayetçiymiş bu talebini dile getirmiş. Gerçekten Meclis Başkanı Sayın Yıldırım da bunu ciddiye almış ve bunu paylaştı. Yani üzülmüş çünkü devletin sosyal yani bu tür sorunlara da eğilmesi gerektiğini söylüyor. Diye ben girizgah yapayım böyle topu atayım size ya, bir kere. Binali Yıldırım'ın şimdi sözlerinin bir söylem analizini yaparsak mini söylem analizine o kadar çok katman katman şey var ki sorun var ki. Şimdi burada bir kadın erkek ilişkilerinin tamamen çıkarcılığa, insan ilişkilerinin daha doğrusu çıkarcılığa indirgenmesi var maddi çıkarlar üzerine bir genel toplumsal tablo çiziliyor aslında. Onun ötesinde kadınların aslında erkek eline bakan, erkekler tarafından geçindirilen, onlara muhtaç olan, birey olarak bağımsız, kendi ayakları üzerinde duramayan, zayıf kişilikler, bireyler gibi böyle
portresinin çizilmesi durumu var. Bunun ötesinde sosyal yardımların tamamen yani böyle bir takım böyle şey gibi sadaka gibi adeta verilmesi ve insanların buna mahkum edilmesi. Sosyal devlet olmak başka, bir anlamda insanların sosyal güvenliğini sağlıyor olmak başka, onların ihtiyaçlarını karşılamak başka ama bahşiş kültürü yani işte devletten gelecek parayla, paraya böyle muhtaç olma, edilme durumu da başka. Böyle katman katman aslında birçok sorun var. Bir de tabii en üst katmanda bütün erkeklerin aslında toplumda kadına bakış sorunu. Yani bir türlü yani illaki bir kadınla işte şey olacak yaş vesaire. Neyse yani bir hep aklım başka taraflarda oluyor olması halde. Yani bir kere bu yani maço bir taraf kültür vurgusu var. Nafaka ile ilgili şikayetler bölümüne gelirsek Aile ve Sosyal Tabii. Politikalar Bakanlığı'nın ciddiye alıp bu konuda çalışma yaptığı şikayetçi erkekler var. Nafaka vermek istemiyorlar. Hatta iddialar öyle ki sırf bu 300 lirayı alabilmek için ya da neyse yani bir gün evlenip ayrılanlar varmış. Bilemiyorum ben böyle bir şey hayatta duymadım. Ve bu sayılar, rakamlar yok bu arada. Bu konuda kaç kişiye nafaka bu anlamda veriliyor, kim ne alıyor falan bunlarla ilgili bir durum yok ama gene de bu şikayetler ciddiye alındığı için biz de ciddiye alalım. Şunu söylemek istiyorum. Nafaka bir lütuf değil. Bunu anlamak zorunda. Devletin görevi de aslında kadın ve erkekleri eşit koşullarda kendi ayaklarının üzerinde durmaya teşvik edecek politikaları üretmektir. Eğer gerçek anlamda ama şey yapacaksa. Ama muhafazakar bir parti olduğundan dolayı zaten kendini de yaslamıyor. AK Parti yani en başından itibaren aile kurumunun teşvik edilmesi, aile kurumunun sonuna kadar içeride ne geçerse geçsin. Ayakta tutulması gerektiğini savunuyor. Yani ağırlarken seni herkes anlayabiliriz. Yani tabii ki bir muhafazakar parti böyle bir politik ama biz yani bunu söylemek Ahmet zorundayız. Ahmet Davutoğlu da zamanında yok hayır yani ben şey bulduğumdan çünkü da meşrulaştırmak iktidar, için söylemiyorum aynı yani. Aynı muhafazakar iktidar mesela şiddet konusunda çok önemli bir iş yaptı. Uygulama yapılmıyor ama İstanbul Sözleşmesi olmasının sebebi Türkiye'de imza konmuştur. Yani aslında aynı iktidar, aynı çok ilerici adımlara da zamanında göz kırpmıştı ama uygulamada ve sonradan dönüşen şeyler bunları görmek lazım, bunları hatırlatmak lazım belki diye düşünüyorum. Bir de hani nafakayı bu tartışmalar tamam iktidar böyle diye ama biz sorunun nedenini, arkasındaki zihniyet falan iyice irdelememiz gerekiyor. Nafakayı bir lütufmuş gibi, erkeklerin bir lütfuymuş kadınlara gibi görünmesiyle ilgili ben Binali Yıldırım'dan çıktım. Hani şikayetçi nafaka vermekten şikayet eden insanlardan bahsediyorum. Nafaka ödeyemediği için hapse girdiklerini yazanlar var. Şimdi bunlar çok yanlış şeyler. Çünkü nafaka ödemediği için hapse girme ne kadar kişi var bilmiyorum ama nafakayı da yoksul bir insandan, mahkemeler yoksul bir adama sen bu kadına kazanmadığın parayı ödeyeceksin falan demiyor. Yani bütün bunlarla ilgili bir çarpıtma, tartışmayı rayından çıkarma var. Ben o yüzden hani biraz sana da müdahale ederek ya bunun ne olduğunu bir koyalım da ondan sonra yani tabii anlayabiliriz yani ne yapmak yani ya da haklı da bile görebiliriz. İyi tarafı da olabilir yani o ayrı. Şimdi bu aslında bayağıdır AK Parti'nin gündemindeydi. Daha seçimlerden önce de bu aslında konuşuluyordu. Ta Nisan'da vesaire bayağı bir gündeme gelmişti. Adalet Bakanı'nın açıklamaları var vesaire. Yani çeşitli farklı kademelerdeki hükümetteki isimlerin açıklamaları hep ola geldi bu konuyla ilgili. Daha bir esnetilmesi bu nafaka işinin gibi. Şimdi burada bir de hükümetin tabii şimdi Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtikten sonra, başkanlık sistemine daha doğrusu geçtikten sonra ilk 100 gün planları içinde vesaire olarak bir kere hep vurgulandı. Zaten yani dediğim gibi bu aslında AK Parti'nin gündeminde bayağı bir icraat gündeminde. Şimdi bu konuda işte tabii bir işin politik tarafına bakarsak başkanlık sisteminin, cumhurbaşkanlık hükümet sistemini özellikle erkeklerin desteklediğini görüyoruz. İçine açtığımızda, seçmen kitlesine bakıldığımızda ağırlıklı olarak bir erkek özellikle eğitim seviyesi de düşük erkeklerin de çoğunlukta olduğu böyle bir destek var. Dolayısıyla aslında burada hani politik olarak zaten belki bir talep karşılanıyor vesaire. Bunun ötesinde tabii ki bir de işin yapısal boyutu var. O da nedir? Yargıyla ilgili zaten o kadar birçok sorunumuz var ki yargı sistemi doğru düzgün işliyor olsa
herhangi bir bu konular, bütün işte bu nafaka şöyle olsun, bu böyle olsun, adaletsiz erkeklere adaletsizlik yapılıyor gibi bir gündemimiz de olmaz. Çünkü yargıya güvenilir olur. Burada yargıda işler çığırından çıkınca zaten ve özellikle zaten eğer ki variyetli olan bir takım şeylerin sahibi olan erkekse o işin içinde bir takım yargıda herhalde teşvik edici karar alanı hakimi şeylerde devreye giriyor. Yargı sistemi yozlaşınca bu gibi şeylerle de daha çok karşılaşmaya başlıyoruz maalesef, belli ki. İşin yargının siyasallaşması ötesinde genel bir yozlaşması durumu var. İşte rüşvetti vesaire böyle şeylerden bahsediyorum. Şimdi tablo bu olunca tabii kadının hep aleyhine işleyen hep durumlar söz konusu. Aslında genel bir cinsiyet eşitsizliğinden bahsediyoruz. Sadece kadınlar değil, cinsiyet meselelerinin hepsinin sıkıntılı oldu, sıkıntılı olmaya başladığı dönemleri yaşıyoruz. Dünyada sorunlar var. Bu işte popülizm akımının aslında getirdiği birçok sorun var. Ve onun işte muhafazakarlaşma söylemleri vesaire. Çünkü o satıyor veyahut da işte bir toplumda kutuplaşmayı arttırarak bizler ve onlar gibi ahlakçı da bir yapısı olduğu için popülizmin bir bu tarafı var işin. Öte yanda Türkiye'nin tabii kendi sorunları işte. Maalesef işte kadının daha bir hep anne herkes olmak zorunda değil, halbuki olamayanlar da var vesaire ve olmak istemeyenler de var. Bireysel bir tercih aslında olmalı. Fakat işte ailedeki yeri belli, aile çerçevesinde daha doğrusu birey olarak var olması değil, aileyle ancak var olabildiği gibi de bir anlayış dayatılıyor. Evet, aslında senin ona vurgu yapmak istiyordu. Ben tabii evet. O sırada heyecanla yok sen onu anlat. Aha. Ben şurada bir şeye takıldım da onu söylemek istediğim için onu söyleyeyim rahatlayayım demek ki benim. Şunu paylaşmak istiyordum. Yani şimdi kadınlara ömür boyu nafaka bağlandığı, işte bunun suistimal edildiği falan gibi bir en azından benim sosyal medyada takip ettiğim bir de kampanya var yani, hani böyle bir şey. Şu nafaka miktarı, senin söylediğin yargıyla da ilgili. Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesi uyarınca nafaka yükümlüsünün mali gücü oranında belirlenir. Eşi yoksul olan yoksul eş boşanma sonrası yoksulluk nafakası alamaz. Düzenli gelire sahip, yeniden evlenmiş, mesleği olup çalışmamayı tercih eden ya da devlet tarafından yeterli miktarda sosyal yardım alan kişiler zaten hali hazırda kanunlara göre nafaka alamamaktadır. Bir tek bunu, yani bu tür böyle bilgiler var. Yani bilgiyi paylaşmıyoruz gerçek, hani anlatabiliyor muyum? Üzerinden konuşuluyor ya, o beni çıldırtıyor. Kusura bakma orada ben. Yok hayır, benim oradan varmaya çalıştığım şey, yani muhafazakar yaklaşımdan varmaya çalışacağım nokta farklıydı. Yani şimdi biz nafakayı tartışıyoruz. Nafaka başarısız bir evliliğin sonucunda geldiğimiz nokta. Yani daha sağlıklı temeller atılmış evliliklerle yola devam edebilmemiz için bir, tabii ki cinsiyet eşitliğinin çiftler tarafından benimsenmiş olması, kadının bütün yani kendi ekonomik gücünü kazanabilmiş olması, ki bu hani hayat müşterektir diyoruz her alanda, erkeğin de sırtındaki yükü aslında azaltacak. Yani ama işte bunu maalesef ki kendi iktidarlarını azaltan, aşındıran bir şeymiş gibi gören o zihniyet devam ettiği müddetçe zor, ama belki bunu işte tehdit etmeden yavaş yavaş bu farkındalığın yaratılması zaman içinde mümkün olacak. Bilmiyoruz o günler gelecek mi? Ama böyle bir başlangıçla, yani böyle sağlıklı temeller üzerine kurulan ilişkiler daha sağlıklı nesillerin de yetişmesini sağlar. Çocuk yapmazlarsa da problem değil, ama evlilik kurumu da daha düzgün bir şekilde yürür diye düşünüyorum. Sadece bakış açısı bu olursa o zaman nafaka sorununda tartışmak zorunda kalmayız. Veya bunun ötesinde tabii yani bir de bu işi şu boyutta düşünmek lazım. Evli olmayanlar var ve evli veyahut da işte dini nikahı vesaireydi. Evet. Aslında Türkiye'de birçok kadın da bunun mağduru oluyor. Tabii, bu da var. Bir de öyle bir şey var. Yani dolayısıyla aslında doğru. Bu kadın sorunu çok çok boyutlu. Evet. Bu işin evlilik ve kanun korumasına giren kısmından bahsediyoruz. Bir de bambaşka şeyler var. Ya burada bireyler güçlü olsa kendi başlarına ve kadına zaten toplumda o yer veriliyor. Daha doğrusu bir eşitlik gerçekten sağlanabiliyor olsa zaten bu noktalara gelmeyeceğiz. Evet. Yani bütün bu tartışmalar işte erkek mağdur oluyor, yok o mağdur oluyor, bu mağdur oluyor. Mağdurlar ortadan kalkacak. Bu mağdur durumundan kurtulalım bence de. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Süremizin de böylece sonuna gelmiş olduk.
yine birlikte olacağız. Fen Fikir'de biz yani böyle komik espri de yapacaktım. Dış haberciyiz ama yani içeriye de girdiğimiz için vazgeçtim, o espri yapmayacağım. Sonra söyleyeceğim size. Yayından sonra neyse. Tek biz bileceğiz. Çok teşekkürler bizi izlediğiniz için. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.